Aslında kesinlikle sizin için. kesinlikle ama sizin asıl çıkış noktanız efendim hepimiz izledik keyifle izledik hala izliyoruz tekrarlarında izliyoruz efendim özellikle kendisi için yazılmış bir e, karakter 7 numara Haydar evet üzerinize yapıştığını düşünüyor musunuz Haydar'ın ya aslında yok üzerime yapışmadı zaten <laughs> e, Sadece aynı ruh aynı beden hepsi aynı aslında Haydar'la çok o ortak yanım var benim. Oya Yüce size özel yazdı o karakteri. Aslında bütün ekibe yazılmış bir şey evet. bu. Yani şöyle biz e, kabare taksim olarak ilk önce bir tiyatro olarak bir aradaydık. Evet. Ben onlara sonradan dahil olmuşum. Bir ekip vardı. E, i̇şte bir, bir boşluk vardı o boşluğa beni dahil ettiler tiyatroda. E, şimdi kapalı orta kemancıda taksimde oynuyorduk biz bir oyunu. Evet. E, yani. Yeşil kamera gibi e, e, bir şekilde başladık tiyatro olarak. Daha sonra işte Oya abla dedi ki hepimizi tek tek çağırarak ben bir dizi yazacağım. Ki bundan saygılarımı iletiyorum kendisine, sevgilerimi. Türkiye'nin en iyi senaristlerinden birisidir. Evet. E, altını çizerek söylerim bunca yıllık tecrübeme dayanarak. Dedi böyle bir dizi yazıyoruz. Sen de oynamak ister misin dedi. Ben de hani... Oya abla ne derse odur. E, tiyatromuzun da e, başındaki yönetmenidir, yapımcısıdır. Dizinin de yapımcılığını yapacak. Biz de maraba gibi yani oynarız <laughs> ha. Gibi. Aa, ne derse <laughs> olurdu. Tabii, tabii ki. Şimdi Oya abla yazmış oynanmaz mı? Bir de dizi olarak uzun soluklu bir iş. E, dedi Okan böyle böyle olacak. İşte nedir ekip var. İşte Engin, Alkan, Şebnem de olacak. Evet. Dedi, dahil olacak dedi. Dedim olur bir heyecan kaptı bizi öyle o şekilde başladı. Aslında öncesinde tiyatro olarak biz bir aradaydık. Evet. Televizyon için ilk profesyonel çalışmanız değil. Uzun mi? soluklu. Evet. A yoksa o zamana kadar bi bir iki tane sinema filmi kısa kısa oldu. Ee, yine diziler bir iki bölüm böyle gittim geldim ama gerçek anlamda uzun soluklu olarak tabii ki yedi numarayla başladı. Kamera tecrübeniz var mıydı? Zorlandınız mı Okan Bey? Şöyle o yine de çok tecrübeli değildik. Zaten ilk evet. bölümlerde de bu hissediliyordu evet. ekip olarak da bazı arkadaşlar tecrübeliydi yine vardı tecrübeleri çok zorlandık yani gerçekten çok zorlandığımı hissediyorum o da o zaman ilk yedi bölümü Haluk Bener yönetmenimiz acemiliği bakıyordu. onunla attınız yani evet çok <laughs> yorduk ama yani valla buradan selam iletiyorum. çünkü bizde hani bir yönetmen için tecrübesiz Hele ki kamerayı bilmiyorsa evet. zordur kamera arkası için yani e, hatta bir sahne çekiyorduk o sahneyi bazen karşıma geldiğimde o anki ruh halim aklıma geliyor. Çünkü şöyleydi yerdeyim bir sahne çekiyoruz tavuklarım var horozum var ve e, uzun bir diyalog var sesli çekmiyoruz aslında dublajlı ama yönetmenimiz herkes ezber olacak dedi. Ve ben hata yapıyorum terlemeye başladım bir sıkıldım böyle iç duygum şuydu ben kalkayım koşarak kaçayım gidin buradan. Eyvah, Yapamayacağım eyvah. durumu var artık yani. Dedim olmuyor yani olmuyor. Bir de sıcak o dönemde çok sıcaklara denk gelmiştik. Ya Ne yapayım neydim çok zorlandım ondan sonra bir derin nefes aldım bir 10-15 tekrar sonra o sahneyi çektik. Ama bir de bana sorun çünkü izlerken de bazen o böyle bu sahneyi nasıl çektim nasıl zorlanmıştım diye kendi kendime bazen söylüyorum. Aslında siz zaten zoru başarıyordunuz. Okan Bey tiyatrodaydınız. Ya evet. Tiyatro daha daha bir başka bizim için. Evet. Hani dizi sadece suya yazı yazmaktır ama biz bu 7 numarayla suya yazı yazmadık galiba. Hayır. Sağlam bir yere bir şey yazı Üç yazdık. 3 yıl sürdü değil mi? 3 yıl sürdü. 92 bölüm. Başta Oya ablanın eline sağlık. Buradan çünkü şöyle bir durum vardır. Kalite birbirini izleyen bir durumdur aslında. Ya da başa, evet. başarılı bir işin var olması. İyi bir senaryo elimize geçtiği zaman bir oyuncuysan, sahneye çıkan bir oyuncuysan, tiyatro oyuncusuysan eline gelen metnin üzerine çıkmak zorundasın. Evet. Yani sıradan bir senaryoda olsa onun üzerine çıkmak zorundasın. Tiyatroda tekst deriz. Bizim karşımıza çok iyi bir senaryo geldi. E yani bunun da üstüne çıkmak zorundasın. Doğru. Yani o senaryo e, nedir? Ayça'ya hepimize yazılmış bir senaryo. Bir tek bana değil. Haydar bana yazılmış. İşte Ayça'ya Ayça, ya, Ayça... Ayten karakteri yazılmış. Hani bizi bilen olduğu için o yabla bize böyle yakın yazmış biraz daha. Avantaj mı? Avantajı da var, dezavantajı da var kendi içinde aslında bu durumun. İnsanın kendini oynaması gibi zor bir durum vardır aslında. Ne kattım burada sadece? Biraz daha sakin, hareket etmiyor. Bir de diyalekt kullandık burada. Nedir? Bir Ege ağzı ya da Kastamonu evet. ağzı. Evet. Ege'liler bize çok benziyor konuşuyorsunuz diyorlar. Kastamonulular dedi ki ya biz köyde aynı böyle konuşuyoruz diyorlar. Çok yakın bir dil. Bence herkes sevdiği için kendini bulmuş orada. <laughs> evet, doğrudur <laughs> kesinlikle. E, o dönemlerde kamera arkaları var mıydı? O kanı hiç izleyebildiniz mi kendinizi kamera arkasında nasıl göründüğünüz? Ha hani şimdilerde öyledir ya. Bir bakarsanız kamera arkasında çok komik, çok eğlenceli görüntüler çıkar ortaya. O zaman da var mı diye 7 numarada? 7 numarada kamera arkası yoktu. Hatta geçenlerde birisi paylaşmış, ben de yeni paylaştım onu. Böyle bir hata yaptığımız yerler, güldüğümüz, eğlendiğimiz yerler. Ay çok fazla kamera arkası yok. Keşke böyle bir kenara konulsaymış. Evet. TRT'nin arşivinde var galiba bir tane öyle kendileri kullanmışlar kamera arkası görüntüleri. Çok heyecanlandım onu görünce. Tamam bir dizi olarak bölüm olarak izliyoruz ama kamera arkasını gördüğümüzde oradaki yaşadığımız şeyi çok iyi biliyorum ben. çok daha heyecanlanıyorum açıkçası. Ne güzel. Oya Hanım aslında harika bir ekibi bir araya toplamış. Çok Kesinlikle. büyük bir payı var bunda da. Kesinlikle. Peki dizinin hala Yıl 2022 efendim hala izleniyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Ee, başarısı aslında biraz da dediğim gibi çok sıcak ve naif bir iş birincisi. Ee, dizide zengin fakir yok. Evet. Ee, klasik mahalle hikayesi. Ee, kötü yok. Tamamen ee, samimiyet içeriyor. Tam, tamamen samimiyet. Paylaşım çok. Evet. Birbirine destek olmak çok. Bir de e, biz e, şöyle birbirimize dokunmaktan çekinmezdik sahnelerde böyle hani evet. bir, çünkü o temas, o sıcaklığı vermek daha lazım. çok geçiriyor. Şimdi birçok evet. dizide bakıyorsun yani karşılıklı konuşuyor 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 bir temas bir şey yok. Bir de zaten hani nedir e, iki buçuk saatlik bir dizide ne kadar kaliteli olabilir? Biz 43-44 dakika çekiyorduk, konsantre bir iş, temiz. Bir de e, hepimiz oyuncuyduk o gördüğünüz bütün hı hı. herkes sahnenin tozunu yutmuş arkadaşlardı Evet gelen konuk oyuncular zaten söylemiyorum kimler geldi kimler geçti isimler olarak işte ben onlar. söyleyeceğim birazdan <laughs> <sonra>. Evet <laughs> vardır çünkü çok birçok arkadaşlarımız işte var geldi gittiler e, kalitesi galiba o konsantre bir iş çok iyi bir kalemle yazılmış bir iş herkes rolünün hakkını verdi. Ee, ve hala e, seviliyor bu çok gurur verici yani bir e, oyuncu olarak e, böyle bir şeyin olması gurur verici benim için çok Doğru. mutluyum o açıdan diğer dizlerle karşılaştırma yapıyor musunuz ister istemez yapamıyorum bile Yapamıyorsunuz yan yana bile getiremiyorsunuz <laughs> değil mi getiremiyorum çünkü e, yani e, aynı işte değil yani ruhu aynı değil enerjisi aynı değil Evet. yakalayamıyor. Yani dil aynı değil. Aldığınız bir de ödül var zannediyorum. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya bir e, tabii şey ödül derken plaket aslında. Bu hmm. Nasrettin Hoca mizah ödülü. Evet. E, e, ekibe de tek tek verilmiş bir şey. E, Konya'ya gittiğimizde orada da oyunumuzu oynadığım Oyunumuzdan birkaç sahne oynadık. Orada verildi. E, hatta biz oraya gittiğimizde ne kadar çok sevildiğimizi anladık. Hani turnelere çok gidiyorduk biz. Dört gün dizi yapıyorduk, üç gün boşumuz oluyordu. O üç günde İzmir, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, bir günde böyle kaçar, turnemizi yapar gelirdik. Yani tiyatromuzu yapmaya da fırsatımız vardı. Konya'ya gittiğimizde bir açık havada oyunumuzu sergiledik. Zaten full dedik ne oluyor hani bizden sonra birisi mi gelecek buraya hani dersiniz ki hani benzetme yaparız Tarkan kalabalığı gibi Ya biz içeriye alacak ama bir güruhun içinde içinden gidiyoruz dedik arkadaşlar ne oluyor yani bu kalabalık abi bu sizin için geldi bu kadar insan Ay, harika. dedim inanamıyorum dedim yani biz abi hani bu kadar mı seviliyoruz diye yani gittiğimiz her yerde salon gerçekten full doluyordu sağ olsun hem dizinin de kaynaklı bir durumuydu. Ee, orada böyle bir şey geldi. Ne kadar çok sevildiğimizi anladım ben. Arkadaki fotoğraf Haydar mı? Evet. <laughs> haydar. Meşhur Haydar Ballıoğlu. <laughs> Hemen şöyle projelerinizi...